Zeynepciğim, sen al şunu. Türkçelerini de yazdım içine. Fransa'ya girişte sana birçok soru soracaklar. Onların cevaplarını çalışman lazım. Rüya gibi. Çok güzel. Anne, seninkine de bakayım. Levent amca, anneminkini de versene. Önceden mi verdin anneminkini? Anne göstersene. Zeynep. Senden istemeyecekler mi? Zeynep. Sen tek başına gideceksin. Anne, olmaz, olmaz ki, ben gitmem tek başıma. Zeynep, okul kabul etmedi anneni. Almadı, yani ikna edemedik. Hayır, olmaz anne, ben gitmem. Sen ondan bana içecek tarifi verdin. Anne, sen biliyordun. Hayır, ben gitmem annemsiz. Olmaz, ben istemiyorum ya. Al bunları, gitmem ben annemsiz. Zeynep, abi, sakin ol lütfen. Anne, gitmem ben, olmaz. Gitmem, gidemem. Zeynep. Anne, ben gitmem ki. Zeynep. Zeynep. Öldürdün beni, öldürdün. Kızım, bak bana. Memlekette de beslerdin böyle. Küçükken. Damda. Hatırladın mı? Paçalı gelirdi bir tane. Alıştırdıydın, çok severdi seni. Komşunun oğlu tuttu sonra, götürdü sattı. Ben olmasam alıştıramazdı. Alıştırırdı. Alıştırırdı. Yem verirdi, gene alıştırırdı. Güvercin yeme gelir garibim. Yem verenin niyetini bilmez ki. Bak, fark etmez. Burada da aynı, memlekette de aynı, Fransa'da da aynı. Güvercin her yerde güvercin olduktan sonra... Yuvadan uçma vakti gelince. Rızkının peşine düşer. Ben sensiz gidemem anne, yapamam. Hem güvercin değilim ki ben, kuzuyum. Kuzuluk devri bitti artık. Bak. Bir yollar düşünülecek, merak etme. Elbet kavuşacağız elinde sonunda. Sen şimdi hele bir git. Anne, ben gidersem sana kötülük ederler. Babam. Hiç kimse bir şey demez bana. Allah izin vermedikten sonra. Sen de böyle edersin duanı. Levent Bey. Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Küçük Hanım'a biz eşlik edeceğiz buradan sonra. Anlıyorum. Alo, Hande. Arkanıza bakın. Zeynep. Veda etmeden mi gideceksin? Bilmiyorum ki. Çok hızlı oldu her şey. Bana değil, azarın büyüğü içeride. Baba? Evden çıktı mı? Çıktı. Hadi geç.
Biliyordun değil mi? Annemin gelemeyeceğini. Neden bir şey yapmadın? Sen de biliyorsun. Hatta inanıyorsun ki bazı şeyler irademiz dışında gerçekleşir. Bana söylemesen bile beni bunu hazırlayabilirdin. Sınava hazırladığın gibi mesela. En başta ağırlık merkezini bulmayı, o zor problemleri çözmeyi öğretmeseydin, sence sınavı kazanabilir miydim? Kazanırdım. Neden biliyor musun? Çünkü Şuran, senin için başka bir gerçekliğin mümkün olduğunu biliyordu. Peki annem, onu öylece arkamda bırakmak, hem de başına gelecekleri bilerek, hem büyük kötülük hem büyük bencillik değil mi bu? Srinivas'ı Ramanujan. Senin kadar yetenekli bir matematikçi. Hindistan'da doğuyor çok fakir bir ailede. Matematik öğretmeni bile anlamıyor biliyor musun onun zihnindekileri? Kimse inanmıyor. O kendine inanıyor, pes etmiyor. Çalışmalarını Cambridge'e gönderiyor. Sonra oradaki insanların ilgisini çekiyor. Cambridge'e davet ediliyor. Gitmiş değil mi? Peki o da benim gibi birini bırakmış mı arkasında? Sevdiği kadını bırakıyor. Neden biliyor musun? Çünkü o da senin gibi yalnızca kendi için gitmemiş. Eğer giderse döndüğünde sevdiklerinin hayatlarını değiştirebileceğini biliyormuş. Sayılara kaderinden daha çok inanmış yani. Hepimiz bir şeylere inanıyoruz Zeynep. Önemli olan inandıkların uğruna yapabildiklerindir. Sen hiçbir şeye inanmıyorsun ki. İnanıyorum. Sana. Çok iyi baş ediyorsun. Baş etmeyip ne yapacağım? Öyle deme. Birçok anne yapamıyor. Evladının arkasında duramıyor. Estağfurullah. Ben seni, yani sizi tanıdığıma çok mutluyum. Bir mukabele. Borcunuz ödenmez. Bey amcanından. Artık eve gelmezsin babama. Gelemem. Bilmiyorum ki ne olacak. Ne gerekiyorsa yapacağız. Önce bir Zeynep'i yolcu edelim de konuşuruz. Allah razı olsun. Levent Bey. Fransa yolcusu kalmasın. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.